Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, 2024 yılı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sadece Aslan ya da yükselen Aslan olmayabilir. Haritanızda birçok gezegen Aslan burcunda olabilir. Yine de Aslan burcu sizi çok etkileyecektir. Evet, öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip edin bu yayını ve ondan sonra ay burcunuza ve haritanızda bir Aslan sterlimi varsa mutlaka yine izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet efendim, Mart ayından itibaren yılın sonuna kadar yaşamınızda neler olacak? Öncelikle tabii ki kariyer evinizden geçen Jüpiter'le başlayalım. Bu yılı, 2024 yılını aslında en parlatacak yıl sizin için bu yıl olacak. Aslanlar parlıyorsunuz. Özellikle Haziran ayına, 26 Mayıs'a kadar diyebilirim. Yaşamınızda özellikle mesleki konularda gelgitler yaşayan, sınırlarda dolaşan, ne yapsam diye düşünen, bir geçiş mi yapsam acaba, onu mu yapsam, buraya mı gitsem, hangi yöne gideceğini bilemeyen bir aslansanız eğer, Nisan ayı sizin için çok belirleyici olacak. Hatta bir takım beklenmedik yeni fikirler, projeler, oluşumlar getirebilir. Sürpriz terfiler alabilirsiniz. Bu sizin için yaşamınızı uzun vadede bu arada şekillendirecek bir süreç olacak. Evet, Haziran ayına kadar iş anlamında, ailevi konularda özellikle çok destekleniyorsunuz. Aslan burçlarının yakın zamanda da yine mesela tutulmalar hep bu alanlardaydı. Geçtiğimiz 4 yıl gerçekten bu alanda bazı badireler atlatmış olabilirsiniz. Evet, hayatınızı sürdürüyorsunuz ama biraz ağır şartlarda sürdürüyor olabilirsiniz. İşte bu şartları bir nebze de olacak olsa, bu şartları bir nebze de olsa iyileştirecek bir süreçtesiniz efendim. Özellikle Nisan ayı gerçekten burada çok önemli, güzel fırsatlar getirir doğum haritanızın aldığı etkiye göre. Ve sevgili aslanlar, bu yıl boyunca Satürn hala balık burcundaki seyahatini sürdürüyor olacak. 2026'ya kadar, 2023'ten beri aynı alandaydı ve aslanları biraz önce bahsetmiş olduğum gibi aldığı, kazandığı harcamalarına yetmiyor ya da istediği şekilde genişleyemiyor, büyüyemiyor, belki biraz tutuluyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bazı, tabi bunlar yaş grubuna göre değişiklik gösterecektir. Paylaşılan kaynaklar kısmında bir takım sıkıntılar, engellerle karşılaşıyor ya da karşılaşmış olabilirsiniz. Bu alanlar önemli ölçüde, güçlü ölçüde aslında etki alanınızda. Mesela eşinizle, bir takım evli olanlar için mesela bu anlamda parasal konularda ya da gelir kaynakları ilgili bazı anlaşmazlıklara düşmüş olabilirler. Ya da bazıları ortak işleri vardır, o alanda olur. İşte eş partner ilişkilerine bağlı yine veya aile içinde böyle miraslı konulara ilişkin durumlarda yine anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Hani Satürn buradan geçmeye devam edecek ama yılın çok önemli bir zamanı var bu konuyla ilgili. Hemen onu söylüyorum. 18 Eylül sizin bu anlamdaki mevcut durumlarınızı çözecek. Önce biraz sıkıntıyla gelecek, bir orada tutulma yaşanacak. Finans, paylaşılan kaynaklar, vergi, sigortalar, borçlar vesaire, bu alan çok güçlü çalışacak. Çünkü burada bir tutulma var, sıradan bir durum değil. Bu nedir? Kişi mesela büyük bir değişimin içine girer, önemli bir maddi kaynak bekliyordur. Ya da mesela mesleki anlamda olabilir bunlar. Önemli bir gelir kaynağını elde etmeye, önemli bir konuyu tamamlama. Ama zaman zaman krizlerle de gelir burası. O yüzden aslanların aslında yıl boyunca tavsiye edeceğim zaman dilimi böyle 18 Eylül civarında biraz daha dikkatli, şöyle biraz daha etraflıca düşünüp durumları daha kontrollü yönetmelerini tavsiye ederim. Şimdi gelelim işin daha güzel kısmına. Jüpiter hemen Haziran ayı itibariyle İkizler Burcu'na geçiş yapar. Ve 2025'in Haziran'a kadar da bizim şans, fırsatlar veren gezegenimiz İkizler Burcu'nda. Ve sizin için girişimleri, ticari konuları, hayattaki becerilerinizi, yakın çevrenizde olan durumları, uluslararası konuları, ticari alan, medya, iletişim veya taşımacılık gibi lojistik konuları da aslında ve aynı zamanda ticari konuları, eğitim, öğrenim gibi konularda Jüpiter'in buradan çok
ciddi desteğini alacaksınız. Aynı zamanda ilişki sorunları ya da yeni bir ilişkiye başlamak ya da mevcut ilişkileri biraz daha iyileştirmek, yeni ortaklıklar kurmak için de yine özellikle işte Jüpiter'in ikizler transiti bu alanda burada da sizi destekliyor olacak sevgili aslanlar. Şimdi gelelim bizim önemli, sizin için çok önemli. Çünkü terazi ve koç aksında düğümlerimiz ilerliyor ve orada tutulmalar yaşıyoruz. Bu da bizim için hayatımızda en kadersel gelişmeleri yaşatan durumlar ve bu sizin için 8 Nisan'da önemli bir kapı aralayacak. 8 Nisan'daki Koç burcundaki Güneş tutulması sizin uzak hedeflerinize gitmeniz için bir yardımla geliyor size. Göremediğiniz, fark edemediğiniz ya da ulaşmak için hep bir adım daha gerekli olan bir durum, bir konu burada çalışır. Yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız artar mesela. Özellikle uluslararası konuları, ticari konuları arttırır ve bu aynı zamanda bir yeni ay olacağı için bu süreç çok uzun vadeli bir süreç olarak düşünün. Bir eğitim almaya gidersiniz, yurt dışı seyahatleri yaparsınız, tatil yaparsınız. Hatta belki de taşınmayı bile düşünebilirsiniz oraya. Böyle bir süreç var ve destek de veriyor. Çünkü düğümler ateş hattında, yani kuzey düğümün desteğini de alıyorsunuz aynı zamanda yıl içerisinde. Ve bu sizin için çok önemli bir destek. Hukuki süreçleri de çalıştırır. Çok daha vizyoner hayata bakarsınız. En önemli konu da şudur. Burada kişi kendini geliştirmek, eğitimlerle ilgili, akademik konularla ilgili veya kişisel gelişimle ilgili de çok çok destekleyici bir zaman dilimidir ve bu 2025 yılında da ilk yarısına kadar güçlü bir şekilde çalışacak efendim. Diğer yandan önemli bir tutulmamız daha var efendim. Bu Eylül ayındakini söyledik. Biri 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması, birisi Ekim ayında yine Terazi Burcu'nda bir yeni ay ve Güneş tutulması yine. O da İkisi de Terazi Burcu'nda ve sizin girişim yapma, herhangi bir konuya adım atma, başlangıçlar yapma, yeni bir kapı aralama adına çok güçlü çalışacak. Yıl boyunca seyahatleriniz çok olur. Çok bir yerlere gider gelirsiniz. Bu girişimler aslında bir şeyleri öğrenmek adına olacaktır. Eğitim almaya başlamak için çok önemli, çok destekleyici bir yıl mesela. Kendinizi geliştirmek için alabilirsiniz. Yarım bıraktığınız yüksek öğrenimle ilgili konular, öğretimle ilgili konular, dersler, mesela bir eğitimci olabilir veya bir eğitmenden ders alabilir gibi konuları da çalıştırıyor. Ve yine yıl boyunca yakın çevrenizle olan güçlü bir bağ içinde olacaksınız. Bu yakın çevre akrabalarınız, kardeşleriniz, sosyal çevreniz olabilir. Buralar inanılmaz güçleniyor. Sosyal çevreniz zaten büyüyeceği için de çok interaktif bir zaman dilimi olacak Haziran ayından itibaren sevgili aslan burçları. Evet efendim, Plüto artık Oğlak burcundan çünkü geçti. Oradan artık ayrıldı. İşte işle ilgili konular orada bir nefes aldı. Birazcık daha zorlanabilirsiniz bu yaz döneminde, özellikle Ağustos döneminde. Ondan sonra Kova burcuna geçecek. Zaten yıl sonunda komple artık Kova'ya geçmiş olacak ve biraz daha İlişki dinamikleri aslında orada çalışmaya başlayacak ama bu arada yani işle ilgili sorunlarınızın çözüme doğru ilerlediğini burası da bize gösteriyor sevgili dostlar. Evet, yıl içerisinde özellikle Nisan ayına lütfen dikkat edelim. Hepimiz dikkat edelim. Nisan ayı biraz zorlayıcı bir ay olacak. Yılın önemli tarihleri arasında tabii ki Ağustos. Doğum gününüzün olduğu bir zaman dilimi. 4-19 Ağustos sizin için bir şeylere karar verme zamanı olacak. Özellikle nerede duruyorum, nasıl hareket edeceğim, önüm görebiliyor muyum, ilişkilerle ilgili. Özellikle bakın Ağustos ayı aslanlar için çok önemli. Bazı bitiş noktaları getirebilir. Orayı iyi değerlendirmek, iyi yönetmek çok çok önemli olacak. Ve yine yıl bazında en fazla hareket alanınız aslında uluslararası konular, öncelikle parasal konular ve paylaşılan kaynaklar, işte borçlar, borsa vesaire gibi yerler. İkinci en çok action alacağınız yer uzak hedefleriniz. Yurt dışı konuları, akademik konular,
uluslararası ve eğitim konuları çok gündeminizde olacak. Ve kariyerle ilgili gerçekten yine çok mücadele edeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ve sosyal çevreniz son olarak en çok gündeminizde olacak. Ve yılın sonunda 7 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda, yani sizin burcunuzda retro yapmaya başlıyor 5 derecede. Geriliğe geriliğe Yengeç Burcu'na gelecek. 2025'in Mart ayına kadar Mars Yengeç Burcu'nda retro olacak. Özellikle tabii bizim için yılın son ayı önemli burada ve biraz arka planda bir şeyleri çalıştırmaya başlayacak sevgili Aslan Burçları. Mars'ın retro yapmaya başladığı dönemler biraz riskli dönemlerdir. Çok önemli kararlar almak, fiziki olarak mesela sağlıklı, işte ameliyatlarla vesaire gibi durumlar için belki çok keyfi olursa tabii hani önermeyebiliriz. Ama Mars retrosu biraz bizi duygusal anlamda özellikle Aslan Burçları'nı ciddi bir sorgulamaya doğru götürecek efendim. Özellikle sizin için bu Mars'ın retrosu yıl sonundan itibaren belirsizliklerin bazı düğüm noktaları olacağını söyleyebilirim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl olsun, mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.